Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan bugün Crusader Kings 3 serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim geçtiğimiz bölümün sonunda bir taht değişimi daha yaşanmıştı ve tahta Basilius Kayserios geçmişti. Kendisi hem Kıbrıs İmparatorluğu'nun varisi hem de Bizans İmparatorluğu'nun varisi hem de Frankia'nın varislerinden biriyle evli bir önemli şahsiyet idi. Bakalım şu anda bir kardeşiyle iç savaş yaşayacak. Ee, bu iç savaşı kazanabilecek mi göreceğiz. Kazanamazsa eğer bir takım sorunlar yaşanacak. Ee, neler yaşanacak bunu hep birlikte göreceğiz. Daha düşük kontrol kontrolü isteyen vasalları da var. Ee, ülke büyük bir iç karışıklığa sürüklenecek gibi gözüküyor. Şansımı aslında şeyden denemek istiyorum. Ee, bu arkadaşı hapsetmeyi denemek istiyorum. %58 şansla başarılı olabileceğim. Veyahut tüm vasalların bana karşı çıkacak. Bakalım başarılı olabileceğim mi? Aha! Vallahi başarılı oldum. Bana savaş ilan edildi bu arada şu anda. Eee şimdi ne iç savaşı bu? Ulan dur bir dakika dur dur x kral tere. Bir, bir saniye kardeşim. Şimdi şu arkadaşı ünvanına bir el koyalım. Ünvanla niye fes edemiyorum? Savaşta mıyım? Oğlum ben bu adamla savaştayım. Ama adam benim tutsam. Nasıl oluyor bu iş? Anlamadım. <laughs> bu adam için hak iddiası şey yapılmıyor muydu? Allah Allah. Kardeşim idam ederim o zaman. Ben bir korkunçluk bir kazanalım bakalım. Akraba katili kazanacağız. Veya zindana gönder de diyebilirim. Zindana bir gönderelim. Şimdi bana isyan edenler şu arkadaşlar. Bunları hemen hızlıca tokatlamam lazım. Yoksa başkaları da cesaret kazanacak. Başkaları da isyanlar çıkarmaya başlayacak. Ve bu benim için sıkıntılı olacak. Ki çıkaracaklar. Yeni iç savaşlar da gelecek. Ee, ve bunu bizim hızlı bir şekilde çözmemiz lazım bu yüzden. Hemen hızlı bir şekilde tüm ordumu terhis edeceğim. Ve tüm mesaimi şimdi bunu ayırmam lazım abi benim. Yapacak bir şey yok. Betara seksi tamam. Doğru. Doğru kardeşim. Doğru. Güzel. Şimdi şunların hemen ordularıyla yüzleşsek güzel olacaktı ama ordularını karşıma çıkarma hususunda biraz korkaklar gibi gözüküyor. Onun yerine farklı eylemlerde bulunuyorlar ama sorun yok. Ben onlarla her türlü yüzleşeceğim. Patrik onaylamıyor. Fazla düklük sahibiyim. Sıkıntı yok. Biz bu iç savaşın galibi olacağız diye umuyorum inşallah. Çünkü daha bir iç savaş daha geliyor. Çocuk yaşta tahta geçtiğimizden dolayı ülkeyi yönetmek çok kolay değil. Ama yönetirsek de tam yöneteceğiz büyük bir yönetici olacağız. Eğer yönetirsek tabii ki de. Şimdi bu, bu savaş bizim için çok önemli değil. Bu otorite savaşı. benim kaybedersem de en fazla zayıf koz elde edecekler. İşte taht otoritesini şey yapacağım. Hmm. Bir kadem azalacak. Koz elde edecekler üstünde vesaire vesaire. Ama bayağı sıkıntı olacak tabii. Sen bir gelsene benim saray mensubum olsa seni komutan olarak atacağım mecburen. Yapacak bir şey yok. Abi karşıma bir çıkmaya cesaret edin de. Hadi bir düzgünce bir savaşalım. Kibirli özelliğini kazandım harika. Ne güzel ne güzel. Şu an kuşatma mı yapıyorsunuz siz? Kudüs'ü kuşatırlarsa direkt gireceğim bunlara. Yo çok, dile çok da önemi yok açıkçası oyunda dilin çok bir getirilerini görmedim. Tamam bitti savaş. Bu savaşın bittiğini söyleyebiliriz artık. Ee, şunlara bir komutan vermem lazım abi. Bir komutan vermem lazım. Biriniz şuraya geçseniz. Kim bu geçen? Tamam sen geçebilirsin. Sende de komutan yok. Sana da bir komutan verelim. Ölüyorsunuz çünkü sen de buraya geç. Sen de şuraya geç hadi. Tamam şuraya geç. Tamam. Şu anda biraz ölmemeleri için bazı şeylere ihtiyacımız vardı. Güzel. Şimdi iç savaştan kurtulduk. Oba! Lefkoşa'yı kuşatıyorlar. Lefkoşa'yı kuşatıyorlar. Biraz sıkıntı. Biraz değil bayağı bir sıkıntı. Biri yine Kıbrıs ünvanlı istiyor. <laughs> Bu arkadaşın ünvanını fesh edeceğim. Gücü kudreti kalmayacak. Sonrasında fidye karşılığı serbest bırak diyeceğiz. İyilik borcu değil. Serbest bırakmayı müzakere et. Hak iddialarından feragat edeceğiz. Zayıf koz elde edeceğiz ve ben bunu sarayıma alacağım. Ee, yanımda kalsın. Benim için daha karlı olacaktır. Gazze'yi alayım. Ee, Ünvanlarınıza tek tek el koyacağım. İsyan etmeniz kardeşim büyük bir hataydı. Bana isyan ederseniz ünvanlarınızı kaybedersiniz. Tüm isyan eden devlet haliye de Herkes bunu bilecek. İsyan eden bedelini öder. Bunu herkes bilecek kardeşim. Tutsaklar prens. Sen artık prens değilsin. Artık böyle bir ünvanın yok birader senin. Serbest bırakmayı müzakere et. Tamam hak iddialarından feragat etsen yeterli olacak zaten. Şimdi bize sadık kişilere buradaki ünvanları verebiliriz. Mesela kim bana sadık olur burada? İyi bir idareci olması önemli. Konseyimde vekil harçmış. Bu arkadaşın çok da bir yetkisi yok. Çok da bir, yani vekil harç ama çok bir toprağı yok. O yüzden bu arkadaşa verdim. Şimdi onun dışında başka aramızın çok bozuk olmaması gerekiyor vereceğim kişilerle. Ki aram bozuk da olabilir. Şu arkadaşa da verelim. Zaten aram düzelecek hepsiyle. Güzel. Şurayı da hemen aynı şekilde bir verelim. Al kardeşim El Said de. Sizin oldu. Başka Laskiye falan fistan. Şurası var. Ee, burası bende kalabilir. Nereyi verebilirim onun yerine? Roma'yı falan vermeyeceğim tabii ki de. Yani Girit düklüğünü birine verebilirim onun yerine. Şu an Filistin düklüğü benim mi? Benim. Girit düklüğünü verelim birine. Aynen. Girit düklüğünü birine verelim. Fazla düklük şeyinden de kurtulmuş oluruz hem. Tamam. Şimdi Lefkoşa'da benim toprağımı, benim başkentimi kurtarmaya, e, kuşatmaya çalışan o hadsiz gelsin bakalım. Gelsin bir konuşalım. Gelsin. Gel kardeşim. Ne oldu? Ne oldu biliyor musun? Ebesinin nikah oldu. Kaçma. Kaçma. Kaçma ben seni bir daha döveceğim. Yeterince hoşuma gitmedi bu. Biraz daha döveceğim seni. Seni şimdi biraz daha döveceğim bir kez daha döveceğim. Tamam. Şimdi bir kez daha döverim de döveyim hatta. Güzel. Şimdi ordum biraz sıkıntı yaşayacak ikmal konusunda. Orduyu bir hemen dağıtalım. Bir ikmalleri yenilensin. Bir i̇kmalleri yenilensin de ondan sonra devam edeceğiz. Öfkeli özelliğimi kazanabilirim. Affedici. Öfkeli olalım ya. Şimdi bu arkadaşlar lideri kim? şu. Şu eşeğe gitmemiz lazım bizim. Hemen hızlıca savaşı bitirmek istiyorsak. Şu eşeğe gidelim hatta. Gel. Gel sayın eşek. Gel kara kaçan gel. Gel kara kaçan gel. Gel bakalım. Sizin hepinizin ünvanlarını, apoletlerini sökeceğim. Bu devlet sahipsiz değil. Bu devlete isyan edip yaşamanızı aynı şekilde devam edemezsiniz. Böyle bir şey yok. Hiçbir zaman hiçbir yerde yok. Hak dağlarından feragat edeceksin tabii ki de. Bu devlet sahipsiz değildir kardeşim. Kimse bu devleti sahipsiz sanmasın. Bu devletin sahibi tabii ki de yüce hükümdarınız olan benim. Benim dışında bu devletin de sahibi olamaz. Haberiniz olsun. Tek tek ne kadar vatan haini varsa hepsinin napoletleri sökülecek. Bizans tahtına geçtiğimde aynı durumların orada yaşanması mukabilinde. Orada da yine aynı olaylar yaşanacak. İsyan eden bedelini ünvanıyla öder. Canıyla ödetmiyoruz bakın. Tüm yetkisini alıyoruz. Hayatını bu şekilde sürdürmeye devam edecek. Daha ne olsun yani daha. Bunları sarayıma alıyorum çünkü iyi yetenekliler. Yetenekleri iyi. Bu arkadaşlar böyle kalsın. Senin artık Toprak sahibi olmanın önünde bir engel yok ama yine de vermeyeceğim. Yine bir şeyler yaparsın sen. Güvenemiyorum. Şimdi bakalım. Saray mensupları tutsaklar. Hapiste geçirilen zaman değil de kademelerine bakalım. Kademeleri yüksek olan herkesin ünvanlarını sökeceğiz. Sonrasında da annemize savaş ilan edeceğiz. Annemize savaş ilan edip onun topraklarına da alacağız ünvanımı artık onun ölmesini beklemeden direkt olarak geçmek istiyorum abi. Aslında direkt olarak da geçme edebilirim. Şişleme harekatı da yapılabilir. <laughs> Bunlar da olabilecek şeyler sonuçta. Haksız mıyım hocam? Şişleme harekatı da olabilir yani. Hainlerin hepsinin apoletleri söküldü. Güzel. Ünvanları feshedilecekmiş. Şehir lordusun. Senin çok bir önemin yok. Şimdi ee, sayın dostum sen Müslüman değilsen sana vereceğim. Tamam. Ortodoks olması önemli bizim idare edebilmemiz için. Oğlum niye bu kadar he, zaten senin ilişkin düzelecek. Senin ilişkinin bozuk olmasının sebebi benim elimde şu an çok fazla mekanın olması. Erkek kardeşim sana veriyorum burayı bir daha asla isyan etmeye kalkma. Bir daha isyan etme kardeşim diye bak verdim. Umarım bir daha isyan etmezsin. Bir daha döveriz. Sıkıntı yok. Benim için ben sen daya karşısıysan benim için problem değil. Ben hep döverim. Önemli olan sana kalmış. Sen daya karşısıysan ben hep döverim. Problem yok. Benim için bir sıkıntı yok. Suriye'yi verelim. Şöyle. Halep ile her şeyiyle. Laskiye, gir. Şurayı da ver. Ver birine gitsin amman 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 şurayı da verelim bu arada dostlar videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve yorum atmayı kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim bunlar önemli desteklerinize ihtiyacımız var efendim ki youtube bizi biraz daha üst sıralara taşısın o yüzden videoları beğenmeyi unutmazsanız güzel olur evet an itibariyle artıdayız tutsakların fidyelerini alalım Susakların çok da fidyesini almaya gerek yok. Kalsınlar hapiste hayatını devam etsinler. Patrick beni onaylamıyormuş. Canı cehenneme. Canı cehenneme. Patrick kimmiş? Patrick beni onaylayabilecek bir güce mi sahip? Patrick kim zaten yani? Patrick hayırdır ona? Veriyorum para lazım ya. Allah para lazım diye hepsini salacağım. Bir tane dükün ünvanını almamışım galiba. Gelirimin eksiz olduğuna bakmayın şu an. Uzun bir savaştan çıktık. Paralı askerler yenileniyor vesaire o durumlardan dolayı. Paralı değil düzenli askerlerin yenilenmesi gibi durumlar var ya ondan dolayı sorunlar yaşıyoruz. Çok da büyük sıkıntılar değil. Şimdi Bizans'taki tahta ben geçeceğim. Lan! Bu kim lan? Lan! Lan! Oğlum Hemen hemen birini almış bak görüyorsunuz değil mi? Lan lan biz bunu unutur muyuz lan? Biz bunu unutur muyuz lan? Lan sen de bize bir para ver para. Para ver para. Günahkar özelliklerin falan seni hiç alakadar etmez. Para ver. Allah Allah. Şunu bir etkileyelim. Para ver lan. Temel isteksizlik. Günahkar özellikler falan kafana vururum vallahi. Paramı ver. Paramı ver. Şu çocuk ölecek. Çocuk ölmeli ama öncesinde bu çocuk. Aa karakterimin nişanlısı tahta geçecek direkt olarak. Aha. Direkt bu geçecek. Tamam. Bizim ne olursa olsun bunu hemen yetişkinliği adamını atmadan öldürmemiz lazım. Savaş ilan et desek. Biraz para biriktirelim. Şu an ekonomimiz niye bu kadar kötü bizim? Düzenli askerlerin daha yenilenmesi bitmedi mi yoksa? Ekonomimiz şu an çok kötü. Net şekilde aşırı kötü durumda şu anda ekonomimiz. Bizim gelirler bu kadar kötü değildi normalde. Aylık gelirim artsın. Ee, çok bayağı kötü durumdayız yani. Güzel, mülk yönetiminde bana yardım etsen. Çünkü ihtiyacımız var gerçekten. Şu sayımın olduğuna bakmayın, ne kadar artarsa o kadar fazla gelir kazandırıyor bize. Bayağı bir önemli. Benimle müttefik değil. Böyle bir şey yok. Şu çocuğu benim öldürmem lazım. Bu çocuk ölecek, bizimki geçecek tahta. Ondan sonrasında bizim ihtişamımız başlayacak bu devlette. Artık Franchi bizim tarafımızdan yönetilecek. Bunlar önemli detaylar. Doğru adamlar doğru yerde geçmesi lazım tahta. Karım hamile güzel. Harika. Abi şu çocuğun şişlenmesi gerekiyor. Sonra benim karım orada tahta geçecek. Uzaktan bir ilişki yürüteceğiz ama olsun. Olsun. Abi ne kadar destekçi gerekiyorsa hepsini alacağım. Hepsini alacağım. Yeter ki şu çocuk öldürülsün. Yeter ki bunu şişleyelim abi. Şimdi bizim şişlememiz gereken bir Patrik var. Bunların bizle neden ilişkisi kötü? Tiranlıktan, tiranlığı anlarım. Ama kibirliden, kısa hükümden, anlarkilden bunları anlamam. Sen öldürüleceksin bir kere. Buraya düzgün biri geçecek. Karıcım sana bir ilişkilerimiz iyi olsun. Sana bir cebine şunu vereyim. Bir de dini değiştirirsen be. Ortodoks ol. Hafta geçeceksin orada. Sana isyan edenler karşısında beni bulacak. Merak etme. Korkmana gerek yok. Korkmana gerek yok. Ben halledeceğim bu işi. Frank ya da sana isyan eden kim olursa karşısında beni bulacak. Merak etme. Ordularımla Roma'dan bir anda çıkar gelirim. Hiç sıkıntı yok. Aha oğlum oldu. Dinç özelliğe sahip. Benim varisim tabii ki de zaten bu. Ve bu da idareci olmak zorunda şu anda dahi soyunu kaybettik artık. Yapacak bir şey yok. İlerleme kazansın. Şu an tahta henüz geçmeyeceğim. Tahta henüz geçmeyeceğim. Acelemiz yok. Aha. İşte şimdi karım tahta geçti orada. Ee, şimdi ben ölürsem tahta burada benim oğlum değil mi? Varis oluyor. Güzel. Her ihtimale karşı şeyiz yani. Tabi ya git ne diyorsun kardeşten kimsin ya. <laughs> Sen kimsin? Ortodoks ve Fransız. Yerel kültüre bir geçelim. Ben Kıbrıslı mıyım? Tamam Kıbrıslıymışım zaten. Ondan dolayı sıkıntımız yok. Ee, şimdi ölmesi gereken bir kişi daha var. Lan. Allah Allah. Neyse benim için çok büyük bir önemi yok. <laughs> Neyse bana karşı çıkabilecek kimse yok. Güzel. Şimdi şunu bir öldürelim. Bunu bir öldürelim. Bunun ölmesi lazım. Patrick'in desteği benim için önemli abi. Patrick güç demek. bu karım. Karımın varisi de benim oğlum. Frankia'nın da artık hakimi biz olacağız. Aşağı mı çıktı? Çok önemli değil abicim. Biraz daha para veririz. Üstüne biraz daha ekleriz. Daha kalitesini yaparız. Hiç sıkıntı yok. Daha güzel bir cinayet yaparız. Hiç önemi yok. Hiç önemi yok kardeşim. O Patrick gidecek. O Patrick'ten kurtulacağız. O Patrick'ten kurtulacağız. Güzel. Benim oğlum Bizans'ta hak iddiasına sahip mi? Frankia'da sahip. Bizans'ta henüz değil. Ama olacak. Ben öldükten sonra olacak. En kötü ben geçemezsem o geçecek abi. Tamam bundan kurtulduk. Yerine gelen daha akıllı biridir diye umuyorum. Geleceğim savaşta tabii ki de. Otorite savaşı falan ben anlamam abicim. Bizim karımıza kimse şekil şukul yapamaz. Geldik abicim. Rahat ol. X kral TR. Sakin ol. Yaşam asıl. Ben geliyorum. Vergi toplama verimliliği abi. Gelirimizin artması lazım. Ekonomik anlamda hiç iyi değiliz çünkü. Bekle ordum toplansın. Geliyorum. Sen acele etme. Sen acele etme. Sakin kal. Selin kanlı ol. Elimdeki ordu yeterli olacak mı? Kutsal tarikat toplayalım bir tane de. Yani herhalde olur ya. En kötü ne olacak? Otoritesi düşer yani olacak ki. En kötü otoritesi düşer abi. Kaçma. savaşma dur. Dur savaşma niye savaşıyorsun? Allah Allah. Ben bu savaşa girersem kazanırım. Ezerim ağızlarına sıçarım. Harika. Mezhep de Ha sonunda ya. Sonunda bir kendine geldin be oğlum. İşte bu. Sen parayı ver. Ben senin için bak şunları şişleyeceğim. Bak sana bile savaş kaybediyorsun bak. Bu benim için büyük bir problem. <laughs> senin ha bile savaş kaybetmen benim için büyük bir sıkıntı. Güzel. Nehir geçişini savunuyoruz. Bu savaşı benim kaybetmeme imkanı yok bu arada. Nehir geçişini savunuyoruz çünkü. Hiçbir imkanı yok. Kıyafet düzenleyelim de. Ee, ne kadar kayıp verdim? Dediğim gibi yok abi nehir geçişinde bana saldırdı salaklar. Kim buranın şeyi? Şş, lider sen misin birader? Geliyorum topraklarına. Geldim. Merak etme geliyorum. Buraya ya bizim, bizimkiyle birlikte hareket edelim. Bizimkiyle birlikte hareket edelim. Ona mı saldırılacak? Geldim. Geldim geldim dayan sen dayan. Dayan 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 hiç sıkıntı yok. Hiç problem yok hiç problem yok. Abi yerleri devraldım. Nereyi devraldım ben acaba? Şurayı burayı neresi? Heh burası çok güzel oldu bu arada. Ben de burayı vermeyi düşünmüyordum açıkçası. Hata yaptığımı düşünüyordum burayı verdiğim için. Çok iyi oldu bunu yaptım. Onun yerine Laskiye'den bir yer veririm abi. Çok iyi oldu. Fazla düklük, biraz fazla düklük sahibi olabiliriz. Hiç problem yok. Güzel. Ya sen de tek başına gidip gidip durma bir yerlere. Tek başına gidip durma. Yenileceksin ondan sonrasında taht gidecek. Ben senin kara kaşına kara gözüne yardım etmiyorum. O taht için yardım ediyorum ben sana. Matkap çalıştırmaya başladılar yine yukarıda. Allah Allah. Bana kara kaşına kara gözüne yardım etmiyoruz tabii ki de. Öyle bir şey olduğunu düşünüyorsan salaksındır zaten. Arşiye bir ordu çıktı. Geldim. Şu Normandiya'nın başkentini alalım. Diğer uzakta baya ya. Bunların ordularını fena bayılttık yalnız ha. Öyle böyle değil. Güzel. Artık daha iyi bir yönetici olacağını düşünüyorum senin. <laughs> Burayı güzelce yönetmen lazım. Benim için yöneteceksin orayı abi. Bizim çocuk tahta geçene kadar. Şimdi Asıl mevzuyla ilgilenelim. Asıl mevzu bu. Biraz daha dinlenelim. Biraz daha dinlenmek değil de konu asıl. Ee, şununla benim ilişkimin artıya çıkması lazım. Çıkmadığı müddetçe çok bir sıkıntı yaşayacağız. Sana eser mi hediye etsem? Şunu versem. Şunu versem. Şimdi bunu da öldürelim. Bana güzel biri lazım abi. Yardım edecek biri lazım. Bana sağlam bir yardımcı lazım her halükarda. Yoksa bir sıkıntı çıkacak yani. Gazze. Gazze'yi birine verelim. Ya da dur ya. Şurada bir yere birine verebiliriz. Burayı vermişim zaten. Başka bakıyorum neresi var diyelim de. Laskey'nin bana getirdiği bir katkı yok zaten. Laskey'i ver. Laskey'i zaten vermemiş miydim lan? Ben geri mi gelmiş bana? Bir şeyler olmuş geri dönmüş abi. Bana sadık birinin gelmesi lazım. Tiranlıktan sadistlikten falan dolayı ilişkim kötü bunlarla. Bana sadık güzel biri gelse güzel olacak. Şunlarla da hediyeler yoluyla biraz ilişkilerimizi en azından iyi duruma getirsek. Bana olmaz. Seni değiştirelim direkt casus başı sen bana sadık değilsin. Bana sağlam sadık olacak bir casus başı lazım. Sadık olmasan yerine sadığını buluruz. Güzel kısa hükümden ve çocuk olmamdan dolayı şu anda çok e, destekçim yok ama yine de zekiyiz. Zeki değiliz de midas dokunuşluyuz en azından. Güzel. Şimdi bunu da şişledik. Yerine gelen sonunda bize sadık olur diye umuyorum ama ne kadar umsam da bir salaklık yapıyorlar gerçekten. Abicim al şu postu. <laughs> al şu postu. Keyfine bak. Şu tacı al diyeceğim. Sahane sancağını vermem tabii ki de. Lan adamla ilişkim daha da kötüleşti. Lan oğlum adamla ilişkim daha da kötüleşti. Bu ne? Şunu bir etkileyelim o zaman biraz. Tiranlıktan dolayı biraz şeyim var. E, tiranlık da abicim. Olması gereken bir tiranlıktı. Keyfi bir tiranlık değil. Olması gereken bir tiranlıktı. Hac yolculuğuna çıkarsan belki bana saygı duymaya başlarlar. Hadi bakalım. Siz, ülkende bir sıkıntı yok değil mi? Bunun ülkesinde bir sıkıntısı olmaması lazım. Çünkü Bizans'a benim o anca o şekilde dalabilirim. İki cephede birden savaşamam. Çünkü ben Bizans'a girersem eğer ee, diğer türlü bu da bir savaşa girerse bu kaybeder savaşı. Güzel. Evde olmak güzel. Şimdi başka şununla ilişkimiz ilerliyor bana bir biraz pozitif olsa yetecek. Vergi yükümlülüğü artsın yeter tamam. En azından pozitifleşti biraz. Biraz daha pozitifleşsin çok daha destek verecek bana. Düşe sante. Kendinden utan. Utan. Şimdi sayın Bizans. Sağlam diyet. Sağlıkta büyük artış. Güzel. Fena. Muhteşem. Şimdi Başka ne var? Başka ne yapabilirim? Başka ne yapabileceğime bakmak istiyorum. Örgütleşmeler ee, şu an örgütleşmelerde çok büyük bir sıkıntı yok. Kimse bana karşı sıkıntı çıkaramıyor. Korkunçluğum da baya fazla olduğundan dolayı biraz korkuyorlar yani benden. Korkmaları da lazım. Gelirim fena seviyeye ulaştı. Kiliselerin bana destek vermesiyle birlikte. Şimdi kışlaların seviyesini arttıralım. Ordum daha da güçlü bir duruma gelsin. Kudüs'te başka ne var? Şöyle geliri arttıracak hamleler yapmam lazım benim biraz. Mecburen. Ağır süvari hasarını fena arttırıyor bu arada. Bu çok iyi bir şey bu. Şunu ver. Güzel. Bayağı sağlam. Durumdayız şu anda. Ağır süvari hasarını daha da arttırdı. Ver şunu ya. Ver şunu da. Milis takvi yazımız artsın. Tamam. Gelir olarak iyiyiz. Kilise yerleşimleri de artık vergisini vermeye başladı. Artık iyi bir imparator olduğumuzu söyleyebilirim. Bir sıkıntımız yok. Çocuğum varisim zaten benim de. Ee, çocuğu ben eğitsem iyi olurdu. Çocuğu ben eğiteyim evet. Çocuk sen nesin? İdareci olarak yetiştiriyor seni güzel iki devleti yoksa başka türlü yetiştirmen çok yönetmen çok mümkün değil zaten. Mecburen olman gereken o zaten senin. Şunu bir şey yapalım. Harika. Bir de bir hamile özelliği kazandı. Güzel. Onun dışında başka yapabileceğim ne var? Bir kraliçeyle falan evlendirsek aslında bunların tahtına kraliçe hiçbir zaman geçmeyecek değil mi? Hep erkek geçiyor. Kutsal Roma tahtını almak öyle kolay değil ya. Bebek bu arada düşük yaptı. Bunun tahtı, tahtımı alacağım abi bir sonraki bölümde. En kötü öldürerek de alabilirim de. Savaşarak mı alsam, öldürerek mi alsam bilmiyorum. Öldürerek de alabiliriz aslında biliyor musun? Hatta çok rahat alırız da. Kutsal tarikat kurmayacağım. İlham sahibi kişileri destekleyelim. Şöyle. Şunları da geç gitsin güzel. Şimdi bir yandan da korkuyorum açıkçası. Bizans'ı da yönetmeye başlasak Bizans'ı da yönetmeye başlasak iki devleti birden nasıl yöneteceğim? Bizans çok büyük çünkü. Gerçekten çok büyük Bizans. İki yeri birden nasıl yöneteceğim? Sıkıntı yaşar mıyım? Merak içerisindeyim nasıl olur bilmiyorum. Ama yönetsek de fena olmaz tabii ki de. Bunu öldürmek biraz kolay olmayacak gibi ya. Öldürecek yeteneğim yok benim. Şu da destek çıksa. Yok abi bunu öldüremeyiz. Denemeyelim. Yakalanırız falan, aramız kötüleşir, iş gerek yok. Zaten varis benim. Varis benken böyle bir duruma hiç girmemize gerek yok. Sağlığım da yerinde. Ee, biraz kilo vermeye başlayabiliriz. Güzel. Prestijim de bayağı sağlam iyi. Yani şu an durumumuz çok iyi. Bir problem yok. İki ünvanı da almak için. Tek yapmamız gereken şey sadece. Oğlumu burada tahta geçirmem. Başka da bir şey yok. Yok abi öyle bir de açığa çıkmasın çıkmasın eğer öyle bir şey varsa da çıkmasın <laughs> çıkmaması daha iyidir varsa da yok gibi davranalım <laughs> şu an bizim için bu önemli çünkü lan savaşa girsem mi ya bir sonraki bölümde girelim biz buna ya bir sonraki bölümde girelim abi bu arada iyi bir idareci de değiliz abi her şey ortalama. Neyse bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. İmparatorluk için Bizans'a savaş ilan edeceğiz. Ondan sonrasında ise Frankiye'yi alacağız diye düşünüyorum. Umarım başarılı oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.